Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Zübeyir Gündüzalp ağabeyimizin ölüm yıl dönümü. Ustadın sır katibi. Her büyük zatın sır katibi olduğu gibi o da öyle bir zattı. Hem onu hem bu davaya gönül vermiş bütün nur talebelerini, eba ecdatlarını, sevenleri, takip edenleri, siz dinleyenlerin geçmişleri ruh için Allah rızası için El-Fatiha. Allah onlardan razı olsun, sizlerden de razı olsun. Mesnevi Nuriye'den zerre, onu bir Mehmet abimiz takdim etti o. Hemen iki kelimeyle, 30 sene, yani bir plan yapılmamış ama 30 sene önümüze çıkan, 30 sene sonra çıkan, o şecere-i hilkat, insanın röntgeni veya insanın serüveni nasıl gelmiş, nerelerde ne takmış, öyle bir harita, insanın haritası o yaptığımız yerde, Sufa'nın başka yerinde, şeyde de yaptık o. Aşağıda Ahmet Koçoğlu'nun olduğu yere ne diyorlar ona? Hasan Paşa'daki yerimizde. Sufa. Sufa'nın ama o semt olarak... Hasan Paşa. Hasan Paşa mı? Evet. Orada da yapmıştık. Orada Külliye. Külliye'de. Evet. Orada da yaptık. Şimdi en şey bariz, Darwinizmi zaten çökertiyor. Bir de insan kendisini seyrediyor. Yani şu anda sözel dinliyorsunuz. İstifadeye dikkat ederseniz %17 oluyor. Elif'in söylediği tabii. Ama siz öyle değilsiniz. Nur talebesi olunca daha fazla olur. Görsel olunca %58. Yaptığımız dersi, her yaptığımız dersi de duvara yansıtıyorum, sayfayı. Yani ben okuduğum, Zeytinburnu'da yaparken, yaptığım dersi arkamda ve yanda. Şimdi salonun durumuna göre bir orada, bir de bu tarafta. Ben burada okurken herkes orayı da seyrediyor. Aynı zamanda beni sorguluyor. Aşağı indiğim zaman... paragrafın sonuna dur. Başını kaçırmıyor, görüyor. Yeah. Yani diyor ki bunun alakası var mı? Yoksa duyup geçiyor. Yani görsel olunca bu sistem yokken Allah rahmet etsin Sungur abi herkesin eline kitap veriyordu. Yani bunu böylelikle giderdik. Şimdi o insanın yaratılış serüveni yani Nur Muhammedi'den bu tarafa gelene kadar 18 bin aleme nerelere uğradık, nasıl aldık? Onu görseldim. Merakınızı tahrik edeyim. Nurdersi.com'da da insanın serüveni veya insanın röntgeni diye derste dinleyebilirsiniz. Şimdi bu akşam zerreden zahir ile batın ilişkisi zahirde gözükenlerin batının teleşuhatı, izi olduğunu, dışa vuruşu olduğunu, harika mükemmel bir derstir. Ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Çünkü neticesi imandır. İmanın da değeri burada yoktur. İlem eyyel aziz, her şeyin batını, her şeyin arka tarafı, arka beden ruh diyelim. Ruh dersen ene diyelim. Ağaç, çekirdek, kelam, mana, suret, siret. Bu batını gösteriyor. Mesela ağzımdan çıkan kelime gözde gözükmez. Kulakla gözükür. Ustad duyulur demiyor. O 26. lemada Van Kalesi'ne çıkıyor. Ermenilerin işgalindeki zulmü, yani enkazları görünce o eşyadan oradaki diyor feveranları kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözümle değil kulağımla görüyordum. Yani tanımlama kullanıyor. Şimdi bakın, ağzından çıkan kelime zahirdir. Ama bu kelimenin içerisinde
benim dimağım kalp ve ruhumu taşıyor ve size getiriyor. Size gelince sepetle boşatıyor. Kelam buraya gelince benim nerelerimi taşıyorsa senin oralarını aktif ediyor. Dimağımdan gelen dimağını, kalbimden geleni de kalbini senin aktif ediyor. İhlaslı olup olmaman, senin de ihlaslı olup olmamana bağlı. Tebliğ edenin, bakan tebliğde, tebliğ edene bir bakar, 406 sözlerde geçiyor. Yani bir hakikatin bize mal olması, girebilmesi için konuşana bir bakarken dört tane sıfat muhataba bakıyor. Şimdi her şeyin batını zahirinden daha âli, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi. Hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Allah Allah. Ben bir okuyayım metni, tekrar başa girip izah edeceğim. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşüftür. Tereşüf, ben bununla 15 gün uğraştım. Lugata, bak sen hemen bakarsın da. 15 gün tereşühle temessül arasındaki lugatta aynı. Misallerine kulasalanmak manasında. Aynı tereşüh, temessül. Aynı manada verilmiş, yani yakın birbirine. Arkadaşlar, toprak, çekirdek. Çekirdekten ağacın olması temessül. Ağacın çekirdekte cem olması tereşüh. Yani benim ağzımdan çıkan kelam tereşüh. Çünkü beni taşıyor. Beni taşıyor. Öyle kelam sıfattır, Allah'ın subutu sıfatlandır. Öyle sıradan bir iş değil biliyor musunuz şu konuşmak? Hatta felsefe bir akını var. İnsanı diğer mahlukattan ayıran en büyük vasıf konuşmaktır. Konuşmayı söylüyor. Natık bir hayvan değil diyor ustad, onu da cel ediyor. Fakat kalbinde manalar tıntın ediyor. Dışarıya çıkarken bak, kalpten meylan. Kalpte boyalanıyor. Dışarıya çıkıyor, vicdanda boyalanıyor. Dışarıya çıkıyor, dimağın yedi mertebesinde boyalanıyor. Paketlenip sana geliyor. Öyle bir mucize ki bunun hakkında 5-6 saat dersim var. Mesela başka bir tereşuhtan bahsedeyim. Herkesin azada organlar, burun, göz, kulak aynı yerde. Aynı şekilde. Kimsenin burnu burada iken, herkesin burada iken kulağı burada değil. Burnu burada değil. Hepimiz aynı yerdeyiz. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Niçin? Nereden farklılık var? Yediğimiz şeyden mi? İkizler var. Hepsi aynı şeyi yeseler. Arkadaşlar, ruhtaki hassallarımız, hasiyetlerimiz, özelliklerimiz dişe vurmuş. Gidiyorsun Almanya'ya. Diyorsun ki bu Türk'tür. Gel İstanbul'a. Bu Bingöl'lüdür. Simaya bakalım. Geliyorsun Bingöl'e. Falan ilçelidir bu. Simaya bakalım. Falan ilçeye geliyorsun. Falan köylüye benziyor bu. Falanlar o köylü. O dereye yatağına benziyor bu adam. Okey gidiyorsun. Falan akrabadan ya bunlar. O akraba gidiyorsun. Hacı Mehmet'in olur bu ya. Ona benziyor. Bu maddi şey. Namaz kılan, kılmayan, Süleymancı, tarikatçı, nurcu, sabah kılıp kılmadığınız, kıldıp kılmadığımız, zina yapan, faiz alıp yiyen, zekat veren, hepsi simadan belli. Dersi nasıl, niçin dinliyorsun? Ben ehli değilim, korkmayın. Dersi böyle dinlemek, böyle dinlemek, böyle dinlemek, böyle dinlemek, yani şöyle dinlemek, hepsi konuşmaktır. Sizi ele veriyor. Hepsi beden dili ele veriyor. Şöyle dinleyen,
Şöyle dinleyen. Var mı koltuğum onu? Şöyle dinleyen. Bu tehdit unsuru. Ben sana göstereyim koltuğunu. Acayip. Sima. Ama özür dilerim yani. Anladığımız madem tehdit değil değil mi? Yok yok yok. Ben şimdi... Yani daha çok bu dersimizin meclisinin dışında da bazı şeyleri de bilsinler. Böyle dinlemek daha çok tehdit, yani planlı gelmiş sohbete, yani toplantıya. Genel. Burayı demiyorum. Geneli diyorum. Tamam. Toplantıya. Öyle dinleyen adam kendi kabından çıkmıyor. Odasında kapalı. Çıkmıyor. Eğer bunu böyle yaparsa, tehdit, böyle yaparsa açığım sana. Konuşurken böyle böyle veya böyle böyle konuşursan tehdittir. Avucu açıkken konuşursa kuşatıcıdır, açıktır. Gönlünü sana açmıştır. Her neyse. Yani batını dışarıya veriyor demek istiyor. Hiç şansı yok. Hatta şu sima kişinin kimliği ve kişiliğidir. Kadın ve erkek batını ve zahiri bütün organlarından duygularına haber verir. Eğilir, surata bakar, her şeyini seyreder. Eğilir. Ben eğilir değilim ama malumatım var biraz. Korkmayın ya. Ama doğrusu bu, biliyor musunuz? Sima, herkeste farklı olmasını anlatmak için bunu misal verdim. Ne demek? Ruhsal hassalar, hassiyetler burada gözüküyor ama buralı değil. Burada gözükenler buralı değil. Farkında mıyız diyor. Yani hücreyle alakası yok. Hatta gündelik hayatta kullanıyoruz. Ulan şu adamın suratına bakıyor. Meymenet yok ya. Veya ulan en gerek ilanı gibi gözü sokuyor ya. Demiyor musun? Veya ulan ne nurani bir adam. Görür görmez ahireti Allah hatırlatıyor. Tabii. Allah hatırlatıyor. Tamam, konuştuğu zaman hikmet saçıyor. Adam mesela mahkeme duvarı gibi diye mesela. Yani sima buralı değil. Ben başka buralı olmayan bir tane de misal vereyim. Çok hoşunuza gidecek. Namazdasınız veya derstesiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir namazdasın. Oh, güzel bir böyle denk gelmiş. Huzurlu bir namazdasın. Bitmek istemiyorsun ya. Adam Errahman. Bir hal oldu. Peki, bu haliniz buralı değil, biliyor musunuz? O, ötelerin buradaki tereşuğudur. Yani burada orayı yaşıyorsunuz. Bu hal fasulyeden, domatesten, kuru fasulyeden, ekmekten gelmemiş bu. Niye bu güzel halim var? Vallahi ben su içmiştim de ondan olmuştur. Değil. Bak, burada orayı yaşıyoruz da farkında değiliz. Neye benziyor? Ölü maddeleri yeriz, diri diri dolaşırız, ölüler dirilir mi diye sorduğumuz gibi burada o haletleri yaşıyoruz da orası var mı diye sorarız. Bu haletler mesela vicdan, beka arzusu, ebed arzusu, bir anda her yerde olma, ölüm istememe, ne istiyorsanız hiçbirisi burası değil, buralı değil. O zaman cümlemi söylüyorum. Nerede? Burada. Nereyi yaşıyorsanız yaşadığın yerdesin. Nerede? Nereyi yaşıyorsa mesela şöyle. Namazdasın ya. Er-Rahman allemel Kur'an. Namazdasın. Bir hal oldu. Oh. Buralı değilsin. Buradasın, oraya yaşıyorsun. Nerede, nereyi yaşıyorsan oralısın. Oranın alametidir. Allah Allah. Ahireti yaşıyoruz da haberimiz yok. Sen ahiretlisin. Gündelik hayatta mesela, ulan vicdanımı rahatlattın ya. Veya bazen cehennemi yaşarız. Cehennem bile az gelir. Yanıyoruz vicdan azabıyla ya. Yanıyoruz. O kadar acayip azap çekiyoruz ki bundan kurtulmak için mürtet manasında veya korkunç bir kebair olan intihar manasına gelen o intiharı yapıyoruz.
Bu sıkıntıdan kurtulmak için, o azaptan kurtulmak için. Yani nasıl bir azap çekiliyor ki ölüm ona çare oluyor? Anlıyor musunuz bak? Nasıl bir azap çekiyor ki ölüm çare olmuş? Değil. İşte zahirde görünen hayat, mesela toprak tabakasından hayat çıkıyor. Toprak tabakasından hayat çıkıyor. Şimdi çıktığı yere bakın. Camit, cansız. E çıkan hayattı. E çıkan çıktığı yere benzemiyor. O zaman orası ayna demektir. Orada yansıtılıp gösteriliyor. Mesela ben bimeyle, yani yansıtıcıyla, tepedekiyle yansıtsam, dersiniz ki Hasan bilgisayarına yansıtıyor. Çok iyi bilirsiniz ki perdenin işi değil. Perde de gözüküyor diye. Kaynak perde midir? Ha, sende gözüküyor diye. Senin değil. Senden değil. Toprak tabakasında, aynasında hayat gözüküyor. Toprakla alakası yok. Yediğiniz ölü maddeler bakın. Ama diri diri dolaşıyoruz. Hani ölünün işi mi bu? İşte zahirde görünen hayat, hele hele şuur, kemal, Allah, kamil adam ya diyoruz. Neresine diyoruz ki kemalatını? 90 kilo adam da onun için kamil adam. Adam iyi adam değil, niye 60 kilo? Yani kemalat madde midir? Maddenin fonksiyonu mudur? Maddenin sıfatı mıdır? Ruhun sıfatıdır. Ve sahip ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşuhtur. Yoksa batın camit, yani yoksa arkası cansız, meyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Yani yoksa batın arka taraf, batından şu, bir odun misali verelim, odun. Odun. Hayal edebiliyor musunuz bir odunu? Odun parçasını alın böyle sobalık. Sobalık odunu hayal ettiniz mi? Lazım olacak. Hayal bu işe lazım ha. Hep böyle şeylere gençler hayalimiz değil de bir de odunu harcayalım. Bakalım ne işe yarayacak? Odun. Tamam. Şimdi odunun, bu odunun neresinde duman var? Sağında, solunda, altında. Her yerde değil mi? Her yerde var. Peki nur var mı yaktığımız zaman? Işık çıkıyor. Var. Neresinde? Her yerinde. İçi karanlık. Odunun içi karanlık. Nuru saklamış. Duman neredeyse nur da orada değil mi? Sağında solunda değil. Yani mesela bardağın içinde su var. Bardağın içi deyince bardak ayrı, içi ayrı oldu. Ha. Odunun içerisinde nur yok. Nur donmuş odun olmuş. İçi olsa bardak gibi farklı olur. Çünkü kabukta da nur var. İçi denmez. Ha. Bak iki tane zıt şey var. Duman yandığı zaman, burası göz gözü görmez. Yandığı zaman odun açar. Nerededir iki zıt şey? Odunda. Odun gibi düşün kendini. Ceset odundur. Odunun içerisine, odunda hangi ilim ve teknolojiyle dumanı yerleştirmişse senin cesedine de nefsi öyle yerleştirmiş. Aynı ilim ve teknolojiyle. Kelama benziyor. Bak baktığın zahir. Odunun, oduna hangi ilim ve teknolojiyle nuru yerleştirmişse bedene de ruhu öyle yerleştirmiş. İşte zahir odun. Batına bakın. Yattığımız zaman dışarı çıkıyorsa batının dışa vuruşudur. Şimdi örnek veriyorum. Evet, karnın, miden evinden, cildin gömleğinden, benim midem bulunduğum evden veya insan içeri girdiği evden, kuvve-i hafızan senin kitabından, kuvve-i hafızan kitabından, 90 cilt böyle kitabı ezberlemiş usta. Kuvve-i hafızan senin kitabından. Nakş ve intizamca daha yüksek, daha gariptir. Bir daha. Hangisi daha harika? Derin mi, gömlek mi? Elim. Bu cansızdır. Bu deri canlıdır. Ve aynı zamanda benim kimliğimdir. Ve
Nasıl ki bime ile yansıtmayla duvarda, ekranda içindekiler gözüküyor. Bu deride de aynı zamanda kimliğimi yapıyor. Ve dikkat ederseniz an ve an değişiyor sima. O ne oldu falan? Eskide şöyle bakarlarmış doktorlar. Çok ehliymiş. Ehli kalp tarafı da gelişmiş bir. Simaya bakarlar. Hastalığını bile söylerlermiş. Hastalık ha? Diyeceksiniz ama kusura bakmayın. Affınıza sığınarak söyleyeyim. Doktora gittiniz. Doktor teşhis edemedi sizin iç hastalığınızı. Sizden idrar ve gaytanızı alır. Büyük ve küçük abdesti alır. Ne yapacaksın kardeşim sen bunu? Senin içini seyredeceğim diyor. Ulan bu pislikten iç mi seyrediyor? Kamera mı bu? Sen o büyük abdest ve idrardan senin talinin içini gösteriyor mu göstermiyor mu? Gösteriyor. Bak dışarıya taşımış. Ha, seni nasıl dışarıya bu tür şeyler taşımışsa dünya da ahireti buraya taşımış. Ahiretten haber veriyor buralar. Kelam benim ruhumdan haber veriyor. Hatta diyorsun ki ulan bir laf etti adam. Vallahi iki sene unutamadım ya. Ben unutamam. Çok ağır geldi bana. Ulan ne ağır geldi ya? Ben sana tepene çimento koymadım ki. Taş koymadım. Nasıl ağır? No, hiç sorma ya. Taş koysam bir şey değil. Hani diyoruz ya böyle. Bir laf duyuyorsun akrabanda yakınından. Kaldıramıyorsun. Çok ağır geldi. Ulan nereye ne ağır geldi? İçi çok. İçinde kendisi var. Ya. İçinde kendisi var. İçinde kendisi olandan bir tane misal vereyim. Sultanahmet Camisi'ne, Beyazıt, Süleymaniye Camisi'ne gitmişsinizdir. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan şu camiler var. İçerisine aynı şey mi hissediyorsunuz? Peki fark, ikisi de taş. Çünkü taşın içerisine ecdadın ruhu sirayet etmiş. Sigara içmediğim halde, sigara içenin yanında dursam bana sindiği gibi. Cumhuriyet dönemindeki adamlar da haram helal dikkat etmeyin. Vermiş parayı ne verirsen elinle o gelir seninle. Onunla o ruhla adamın o ruhu maddeye yansımış. Senin bir tuğlan olsun demiş doğru. Halım olsun diyor millet namaz kılsın diyor. Keşke o adamın haram para silahlı olmasaydı. Haramın helaline baktım halı seriyor ben de namaz kılıyorum. Namazda elhamdülillah Rabbin alemin arrahmanirrahim alikiyamidin. Namazda mı indiğim yani bunun da tesiri var. Allah Resulü Vesikaraniye hırkayı göndermiş. Hırka ne gönderecek ya? Kimliktir de ondan. Sirayet ediyor arkadaşlar. Sirayet, koku. Koku, ses, sima, gülmek, küçük, büyük abdestler, konuşmalar senin batının dışa vuruşlarıdır. Hatta İslam hukukunda şaşıracaksınız. Sizin teriniz mübarektir. Şarap içenin teri necistir, sidik gibidir. Şarap içenin terine sürünürseniz yıkamanız gerekiyor. Büyük abdest gibidir veya işte sidik gibidir. Ya, acayip bir şey. Bunu okuduğum zaman aklım gitti ya. Fesubhanallah. Yani normaldir, niye? Doktor bunu tahlil etmiyor mu? Sende şu var diyor. Senin karnın diyor, midenden, karnın evinden daha harika değil midir? Kelam da, kelamın içerisindeki o taşıyan, o mana kelamdan daha harikadır. Cesedimden harikadır ruhum. Allah Allah. Binaenaleyh, alemi melekut, alemi şehadetten, alemi gayb, dünya ve ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Aynı bu örnekler gibi. Alemi melekut, alemi şehadetten. Yani melekut alemleri, arka alemler, şu şehadet aleminden daha yüksektir, daha âlidir. Alemi gayb dünyaya, dünyadan, ahiretten daha âli. Alemi gayb dünya ve ahiretten daha yüksek. Ahiretten de yüksek. Alemi berzahtan da üstün. Alemi gayb. Allah Allah. Arkadaşlar birbirine girmiş dalga boyu. Mesela buz diyoruz ama veya odun diyoruz ama. Bak neler var. Kelam diyoruz ama benim fikirlerim var. Adam ne fikirler söyledi diyor. Nerede kayın? Kelamda. Buzun içerisinde su olduğu gibi. Suyun içinde H2O olduğu gibi. Buz. Buz ama su değil mi? Su ama H2O. H2O ama enerjisi vesaire. Git arkaya doğru. Aynı bunun gibi de bu dünya buz gibi düşünün. Bu dünya buz olursa bu buz su
Neresindedir buzun? Her yerindedir. Dünya buz olursa ahiret suyudur. Su buzun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. En azından bu derste bu cümleyi alsanız size şu an tefekkürünüz için yeter. Bir daha söylüyorum. Su buzun neresinde? Bir hayal et bakalım. Neresinde? Sağında, solunda, içinde? Hayır, içinde yok. Yani bardak gibi düşünün. Artık içi dişi yok. Bak içi su, dişi bardak. İçiyle dişi farklı değil mi? Heh, içi deyin, dişi deyince farklı olur. Bardak dişidir, içi sudur. Benzemez. Buzun içi denemez. Su, buzun her yerinde değil mi? Ama boyut farklılığından buzun sıfatı olan, suyun sıfatı olan buz, su buz olarak gözükmüş. Ahiret de dünya menzili olarak gözüküyor. Dünya ahiretin bir menzilidir. Veya dünya ahiretin üzerindeki tenteneli bir perdedir. Tentene var ya böyle, perde var ya perde. Böyle deliklidir. Yanaş. Açılmış. Bu dersler ne yapıyor? Tenteneli perdenin böyle yaklaştırıyor. Allah Allah. Ahiret bir yerde değilmiş. Burada. Su buzun her yerinde olduğu gibi ahiret de dünyanın her yerindedir. Cehennem nerededir dünyanın? Odunun neresinde duman varsa cehennem de dünyanın orasındadır. Cennet nerededir dünyanın? Odunun neresinde nur varsa cennet de odunun cennet de dünyanın orasındadır. Yani kopuk değil. Ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Ağaç çekirdeğin çekirdekte olduğu gibi ahiret de dünya çekirdeğinde. Senin ruhunda, ruhunun ruhu. Allah Allah. Maalesef nefsi emmare, hevai nefs ile baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Ama bunu bilmediği için ahireti buradan daha acayip, korkunç, ne yapacağız orada, onun için korkuyor. Ödü patlıyor ve bir sürü psikolojik hastalıklar çıkmış. Ölüm paniğinden dolayı, ölüm korkusundan dolayı panikler başladı. Ölüm korkusu. Kalbim, kalp krizi geçiriyormuş galiba. Hiçbir şey, şeytan oturmuş dalga geçiyor. Allah Resulü'nün ifadesiyle göğsünün üzerine oturuyor, bir sıkıntı basıyor. Ondan sonra tabii bilmiyorsun, kalp krizi geçiriyor. Hiçbir şey geçirdiğin yok. Cehalet geçiriyorsun, cehalet krizi geçiriyor. Aha öleceksin. Mesela, telefonu kapattın. İyi ki çaldı, uyuyordun nasıl, uyandırdı seni herhalde. Şimdi telefonu kapattın arkadaşlar. Rica ederim. Şimdi vehim de öyle. Varı yok, yoku var gösteren bir latifedir ki onun hakkında Allah Resulü diyor ki acımasız bir latifedir. Ne yapıyor biliyor musun? Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela örnek vereyim. Senin akraban veya tanıdığın veya haberden bir kalp krizi geçirmiş evde tek başına kalmış da ölmüş ya. İnsanlık içinde 1000 tane, 2000 tane de bir tanedir. İstisnadır. Sen de... Olduğu zaman oysa bastırıyor şeytan. Hemen ne yapıyor biliyor musun? Akrabanın, gelininin, kızının damadı. Turşunun, suyunun suyu. Bilmem nerede tek başındayken kalp krizi geçirdi de öldü. Olunca hemen şeytan ona bağlı. Bak sen de öyle olacaksın. Bir sürü yaşayanları göstermez. Ulan oralara ne bağlandı? Bir sürü yaşayanlar. Bir sürü kalp hastalığı ilaçları kullanıp yaşayanlar, bypass yapanlar, bilmem ne yapanlar var. Hemen olumsuzun en olumsuzuna taşır sizi. Ondan sonra basa bas panik atak hapları içiyor. Mesela uçaktan korkuyor. Titriyor. Niye korkuyorsun? Bak niçin biliyor musun? Titremek ne demekmiş? Ölüm demekmiş. Ondan korkuyor. Şimdi titriyor, düşecek. Yere çakılacağız, öleceğiz. Yanacağım, belki de kefenleneceğim ve toprak, kabir. Yani uçağın titremesiyle kabir girmeye, kabire girmek aynı olmuş. Zihin ara boşluğunu kapatmış. Vehim yani. Akıl bizimle dakika geçiyor.
Anlıyor musunuz? Bu derste o yatakta yatıp da kıvrandığım var ya, acaba şu olur mu? Kalp krizi geçirir mi? Tansiyon beni mi patlatırsa? Ne ya? Tözemin kızının bilmem nesi ya, kaçı geçirmiş. Ya bu kadar tansiyon hastası var yaşıyor. Ona bağlamaz seni. Bir ufak kıvılcımın olabilir en kötü senaryosuna bağlıyor seni. Olabilir. Bunun adı da vehimdir. Erva kabise cinler ve nefse emare yapar. Vehmi. Vehim dimağı. İşte vesvese ise şeytan yapıyor. Vesvesenin iki tane kaynağı şeyi var. Çalıştığı izlemi. İşçilik yapıyor. Bir, abdestin yoktur. Veya imanın yoktur der. Vesvesenin kaynağı bu. Yani şeytan varı bozmak ister. Kime gelir? Abdest diye der ki abdestin yok. O zaman senin abdestin olduğuna dair şeytan imza atıyor. Sen abdestlisin. Şeytan tasdikle abdestin var da sen gidip abdest alıyorsun. Oysa abdestinden şüphelendiğin zaman abdestli olduğuna delildir. Almayacaksın. Eğer hiç vesvese gelmiyorsa hakikaten abdestin yok. Git daha. Çünkü abdestin olsaydı şeytan musallat olurdu. Anladınız mı? Hoş mu? Ha. Şimdi ben uçaktan indim. Hadi böyle bir halsızlık oldu da bir kuyumcu. Şey. Dedim ya şimdi nasıl öğleni kılayım? Yeni bugün birinci günüm. Oradan geliyorum. Bana dedim abdestim var mı acaba? Şimdi ben de onunla oyun oynuyorum. O da benimle oyun oynuyor. Çok iyi biliyor beni. Benim seviyemde o da. Şimdi durdum. İstiyorum ki ola bir vesvese gelse abdeste. Abdestin yok canım. Sen uçakta kaçırdın, uyumuşsun. Ola bir gelse ya kıvılcım. Bir vesvese gelse vallahi abdest almayacağım, namaz kılacağım. Çünkü şeytan tasdikle abdestim olacak. Hiç vesvese gelmiyor. Ve diyor ki, ulan aptal mıyım dedi, senin abdestli olduğunu onaylayacağım. Demek ki yokmuş. Vesvese gelmediğine göre ve unutmuşum da. Eğer hakikaten abdestim olsaydı vesvese gelirdi. Demek ki yok. Onun için vesvese gelmiyor. Hiç gelmediği için gittim abdest aldım. Gelseydi şimdi. Yani tanıdığın zaman harika olur bu işte. Tanımayınca ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Bu anlattıklarım var ya arkadaşlar söyledik o ufak bir kıvılcım. Kalp, bu kaslara basabilir. Kalple alakası yok. Kalp lifleri var, sinirleri var, bilmem nesi var. Bu söylediğimi yaşlarda veya akrabanız bilirsiniz. Bununla acillere giden bir sürü doluşan insan var. Bunu ona göre dinleyin yani. Bu ruhsal psikolojinin temelini oluşturuyor. İki yer var. Bir, vesvese kalptedir. İmanlıya imansızsın der. İmansız olsaydı imansızsın demez. Alman'a gidip veya dinsize gidip der mi ki ulan imanın gitti ya senin imanın yok ya ne yapacaksın bana? Der mi? Gider iman ederdi adam yani. İmansızlığın kötü olduğunu şeytan der mi? Senin imanın yok ha. Hemen adam hemen iman eder ya. Ha. Kime gider imanın yok? Şeytan boş eve girer mi? Şeytan diyorum hırsız. Evet abi gel. Hırsız boş eve girer mi? Girmez. Şeytan nereye girdi? İmanın yok. Demek imanın var ya. Şimdi öteki şeyi okuyorum. Teyzen birisi diyor şeytan şeydeki kahvene, kumarhanede niye vesvese vermez? Vesvese diyor camiye giderler diyor. Adam meyhaneye gitmez şeytan. Çünkü sarhoş olup da kimi kandıracağım der ya. Sarhoş olmak istemez şeytan. Hiç duydunuz mu sarhoş şeytan var mı? Sarhoş şeytan var mı? Yok. Şeytan kendisine de şeytan değil. Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan zekidir. Ve iman teklif edilmiş. Allah'a iman teklif edilmemiş. Peygamber iman teklif edilmemiş. Ahiret iman teklif edilmemiş. Nereye teklif edilmiş? Sırf sadakatli olup olmamasına teklif edilmiş. Sadakat. Sadakat teklif sadakat var mı yok mu? O teklif edilmiş. Sadakat. Peki bir şey anlatacağım şimdi size.
Şeytan bu hatayı yapınca Allah indirdi aşağıya. Değil mi? Adem Aleyhisselam tuzağa düşürüldü. O da indirildi. Ölümden korkan kardeşim sana sesleniyorum. Korkmayın yok. Allah'ın hepinize sesleniyorum. Adem de indirildi mi? Şeytan da indirildi. Adem ne yaptı? Ben çok merak ettim bu senaryoyu. Takip ettim. Adem tövbeye ve istiğfara sığındı. Öyle mi? Ya Rabbi dedi. Ben nefsime zulmettim. Haddi aştım. Beni affet dedi. Şeytanın duasını ben çok merak ettim. Ben biraz şeytanın psikolojisini takip ettim. Hakikaten bayağı psikolojisini merak ettim. 2-3 ders yaptım şeytan psikolojisi diye. Şimdi şeytan ne yaptı diye merak ettim. Şeytan da elini kaldırdı. Allah'a dedi ki beni sen azdırdın. Adem dedi ki ben nefsime zulmettim. Haddimi aştım. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın. Öyle bir Allah ki böyle çatmadı yani. Ben vallahi hepten tost ederdim yani. Beni sen azdırdın diyor. Ama öyle bir Allah'ın var ki bu acımasız, amansız Allah düşmanını ve Allah'a iftira yapanı ve ona giden Müslümanları saptıran bu merunun duasını kabul eden bir Allah'ın var senin. Seni duvanı reddeder mi? Dua etti o da. Dedi ki ya Rabbi, Allah diyor ya reddetmiyor. Beni sen azdırdın diyor, devam ediyor. Buna mukabil diyor senden kıyamete kadar ömür istiyor. İstedi mi bunu? İstedi. Verildi mi? Sana mühlet verilenlerdensin dedi. Şeytan duasını kabul etti mi böylelikle? Etti. Sen de diyorsun ki Allah benim duamı kabul edemiyor. Kesinlikle diyor. Amiliyet gelmiyor. Her duamızın karşılığı burada olsaydı biz zaten bugün bu derste olmayacaktım. Benim her duam kabul olsaydı zaten karşınızda olmayacaktım. Çoğusu orada veriliyor. Verilecek. Veya verilmiş haberimiz yok. Bak, şeytan kıyamete kadar ömür istedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Azrail Aleyhisselam geliyor. Müsaade ederse dedi. Ruhunu alabiliriz. Ama onun müsaadesi şart. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Azrail Aleyhisselam geliyor. Müsaade istiyor. Ama Rabbim Allah diyor ki istediği kadar da kalabilir. Ben geri dönerim. Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya Azrail Aleyhisselam bu Allah'ın iradesi mi? Evet. Asla irade ilahiye karşı irademi çıkarma. Al dedi. Hangisini alacağım ya Resulallah? Bedeni ve ruhu kadar birbirine özdeş olmuş, nuranmış ki ruhuyla cesedi birbirine girmiş. Hangisi olduğunu Azrail anlayamamış. Çünkü güneş vurduğu zaman tenden çıkıyordu Allah Resulü'nün. Cam var ya camlara. Camın gölgesi düşmez. Nuranlı olduğu için güneş vurur geçer. Ama aynanın geçer. Çünkü arkada siyahlık var. 63 sene, 61 sene. Milat işe yaparsak. Ama şeytan kıyamete kadar ömür istedi. Hayır, hayırsız demin. Demek ki uzun ömür istemek şeytandandır. Hayırlı ömür istemek Resullerdendir. Nübüvvet sırrıdır. Uzun değil. Uzun yaşamak değil. Doğru yaşamak. Bursa'da var değil mi? Bursa'da çıkarken sol tarafta çınar ağacı var. Tabelası var. 725 sene yaşamış. Çınar. Hala sağ. Çınar ağaçları var. Sizin köyde de var. İlkaya mıydı? İlkada da var galiba. Ama ben çok onu gidiyorum. Orada çay bahçesi yapmışlar. Duvar yaptıkları için ağacın yarısına kadar gelmişler. Aslında kök orası değil. Kök o arabayı park ettiğiniz yerde. Ben yukarıda 11 kişi sarıldık. Ama aşağısı, yani o adamlar park yapayım diye şöyle meyilliydi, ağacın şurasına şey yapmışlar. Dolayısıyla bayağı 5-6 metre, belki 10 metre aşağıda daha. Onu köpüyor. Neyse. Bak çınar ağacını anlatmak istediğim şu. Çınar ağacı 725 sene. Sen kaç yaşındasın? 60, 40 veya 30, 20 diyeyim. Peki, 725 sene kütük olarak mı yaşamak isterdin çınar? Bir saat insan mı? İnsan olmak. O zaman uzun değil, doğru yaşamak lazım.
uzun ömürlü isteyen şeytandır. Onun için bizi ölümden korkan, olduğu için ölümden korkutan odur. Korktuğundan korkutur. İmansız olduğu için imansızlıkla korkutur. Abdesti olmadığı için abdestsizlikle korkutur bizi. Herkes kendi poşetindekini verir. İlmi şeyler anlatıyorum, ruhsal şeyler anlatıyorum. Ne olur alın birkaç taneyi, lazım olur. Yani o ölüm paniğinin ne demek olduğunu siteden biliyorum, Nur dersinden. Ölüm korkusu, ölüm psikolojisi. Acilerde, acil hastanelerde var ya, elleri ceplerinde dolaşanlar da acil depoyu. Yüzde, doktorlar diyor, %30'u veya 40'ı dolaşanlar ölüm korkusundan içeride hastan var numarasıyla dolaşıyor. Oysa içeride hastası yok. Sabaha kadar orada durur. Bir şey olursa, kalp krizi, tansiyon, şu, ölüm olursa hemen beni içeriye alır. Zavallı doktor kendisini ölümden kurtaramam. Seni nasıl kurtaracak? Ben öyle biliyorum. Doktorlar da ölüyor galiba, değil mi? Ölüyor değil mi doktorlar? Ya yaşasın iman. İman her şeye merhem vallahi. Yarana merhem, baş ağrısına merhem, ölüme merhem. Her yerinde geçiyor vallahi. İmanından daha değerli neyin var? İnsan bu ya. Allah insan ya. Ya olarak yaşamayı nasip et bize. İnsanlık bize emanete verilmiş. Malın sahip çıkma arkadaş. Bu senin değil ya. Endişe etme. Hadi gene zahir batınla devam ediyoruz. Dördüncü nokta, Şualar 76'dan okuyorum. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Demeden duramayacağım. Kayashi Kitoshima denilen bir Japon filozof. Bundan etkilenen bir adam Nissan diye bir dini kurmuş. Gerçi Nissan deyince Isuzu, Nissanlar araba markası zannediyorsunuz. Araba markasına verilmiş ama bir öğretidir, dindir o. Japonya'da. Kastı vermişler. Tabii dinin ismini vermişler mesela. Dinin ismi o. Nissan mesela. Şimdi Kayashi Kitoshima denilen bir adam 430-450'ye yakın sayfalık şöyle bir kitap yazmış. Ne biliyor musunuz? Suret nedir? Bunun hakkında ve ben biraz takip etmiştim gençliğimde. Gene ciddi bir çözüme ulaşamadı adam. Filozof, dev. Ömrünü vermiş bu konuda. Ustad bir cümleyle ifade ediyor. Suret nedir diye. Onun için duramadım, dayanamadım bu cümleye. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Adam bilseydi bu kitabı yazmam. Belki de iman eder. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Dedik ya, bu surettir. Peki, buradaki farklılık ne benimle sizin aranızda? Veya namaz kılanla kılmayan arasında? Hatta 4 vakit namaz kılın, sabahı kılmayın, simanızda o nuraniyet olmaz. 4 vaktin nuraniyeti sabah namazının nuraniyetine denk gelmiyor. Gece teheccüd namazını kılanın suratı ayna gibi parlar. Anlayana tabii. Niçin anlatıyorum? Suret hakikata, yani batını ruhu dışarıya taşıyandır. Hakikat esma ilahiyedir. Hakaik eşya sabitetun. Esmanın nümuneleridir. Mesela niye ayva sarıdır? Niye elma kırmızı ve sarı elma var? Eğer böyle bir hazımsızlık varsa bağırsaklarından sarı elma alacaksın. Eğer halsızlık var yani, güçsüzlük var, kanda demir eksikliği varsa kırmızı elma alacaksın. Eğer yakının bir kadın hamile ise 0-4 arası ayva yedirirsen 0-4 ayarısı. Ayva yedirirsen çocuk çok güzel olur. Musa Aleyhisselam'dan geliyor peygamberden bu söz. Musa Aleyhisselam kavmi çok çirkin oluyormuş da, çok çirkin. Allah'a sormuş, ya Rabbi bunlar nasıl güzel olacak, nasıl ne yapalım demiş. Allah da demiş ki, işte Cebrail vasıtasıyla, hamile kadınlar 0-4 arası ayva yerse çocuk çok güzel olur. Zaten basit bir saat mi? Yani hamilenin ilk 4 ayı. Ayva mı? Ayva.
Hiç hakkında mı? Ölen ölen lazım olur. Ya ne demek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Suret dediğiniz var ya, görüntü. Olması için Allah lazım. Suret kimliktir ve kişiliktir. Batını dışa vuruşudur. Onun içinde taşıdığını dışarıda kimlik olmuş. Mesela balık kokusu. Balık inkar edilebilir mi kokuyu aldıktan sonra? Edilemez. İşte suret batının dışa vuran kokusu gibidir. Arkadaşlar, surete bu kadar takıldık değil mi? Hatta suretine aşık oluyoruz, intihar ediyor. Ben seni çok seviyorum diyor. Adam delikanlı. Kız diyor ki ben seni sevmiyorum. Hadi pat atlıyor aşağıya. Acayip bir şey değil mi? Ha, bu nedir biliyor musunuz? Balık kokusu gibidir. Suret, siretin dışa vuruşu. Peki, balık kokusunu alıp da ekmeğin içine koyup yiyebilir misiniz? Balık kokusuyla ekmek içine koyabilir misiniz? İlle balık koyman lazım. Ha, balık kokusu dünyadır, ahiret ise balığın kendisidir, balık kendisidir. Dünya ile dönmezsiniz öyle, ekmeğin arasına koydum. Ona biraz önce kokuyordu, biraz başka bir yere gitti, daha koku da gitti. Biz bunu kediye kandırıyoruz, kediye. Gidiyorum balık pişerken ekmeği açıyorum böyle, tutuyorum buharlarıyla falan. Biraz da yağına bastırıyorum, acayip yiyor. Oysa ekmek, balık yok, öyle zannediyor. Bizi de öyle yapıyorlar dünya. Dünya bize çaktırıyorlar böyle. Ooo zenginlik, ufuk, holding olacağım bilmem ne. Vay da gide gide bir bakın. Esselatu vesselamu aleyh. Adam efendim. Bu elimle o kadar mezara insan edilmişim ki, o kadar yıkamışım ki. Yurt dışında bence. O kadar insan yıkamışım. Abi hepsinin öyle bir planları vardı ki, o kadar işleri vardı ki, kaza namazına zamanları yoktu. Namaz kılmaya zamanları yoktu. Zamanı verene zamanımız yoktu. Namaz kıl diyorum, zamanım yok hocam diyor. Zamanı verene zamanımız yok. Allah muhafaza et. Bak holding giriyor. Kefen. Bak bu dayanamadım da burada. Suret hakikate istinad eder. Ondan kıymet alır. Yani içini dışarıya taşıyor. Kısacası şu surette gözüken sima buralı değil. Dünya cinsinden değil. Ne diyorsun? Ulan ne mevlidli adam ya. İyi adam ya. İyi adam. Kamil adam. Faziletli adam. Ehli namaz. Harama helala dikkat ediyor. Diğer adama, ona şu surata bak ya. Gözüne bak, en gerekli ilanı gibi sokuyor ya. Ulan suratına bakılmaz ya. Öyle ya böyle adam falan yapıyor. Yani buralı değil arkadaşlar. Domates fasulyeden değil bu haller. Kemalat, surattaki kemalat. Sana kuru fasulyeden geçmedi. Suret diyor. Adam bunu çözemedi. Yani simalar batının dışa vuruşu. Esma-i İlahi'ye dayanıyor. Esma-i İlahi bilmiyor ki biz. Ceset ruha dayanır. Cesede bak. Un çuvalı biliyorsunuz, un çuvalı doldur, çuval durur. Boşaltın, çuvalı bırakın, tık diye çöker. Yani un çıkmış ya, cesetten ruha gitti. Bir Müslüman nasıl ölür diye bugün sesli 10 dakikalık bir ders şey var, sesli ders, nur dersinde. Yani hakikaten ben vallahi bak bunun üzerine yemin ediyorum, dinledim ve ders benim değil. Ben yapmamışım. Bir hoca efendi de bana WhatsApp'tan göndermişler, bak yemin ediyorum. Bir Müslüman nasıl ölür diye namazı, kazası yok, orucu yok. Onu hadis-i şerifleri dile getiren 10 dakika. Nur dersine koydum bana geldi. Ben onu dinlerken inan ağladım. O kadar sevincimden ağladım. Vay ben sevincimden ağladım. Gördün mü hepsini şeyde? Size de gördüm. Gördün mü? Ne acayip ya. Oh dinledin mi? Seyretmedim sadece gördüm. Onu mutlaka bir şey yap. 10 dakika. Benim değil ha. Enaniyet, gurur, kibirden yani ben efendim dersimi söylemiyorum. Benim değil ders. Benim değil o. Bir Müslüman kal. Kim olduğunu da bilmiyorum. Berat gecesinde cemaate hitap ediyor. 10 dakikanızı rica ediyorum dedi. Adam böyle başlıyor. Bir Müslüman nasıl ölür diye. 10 dakikanızı rica ediyorum dedi.
Hep ayet ve hadisleri birleştirmiş. Harika yani. Ulan keyif geliyor, öylesi geliyor adamı yani. Öyle geliyor, öyle geleceksin. Onu belki şeyden sonra çaydan da ben bunu seyretebilirim. He ya, bir dinle bak. Yani ağlamamak mümkün değil. Ben ağladım vallahi. Vallahi ağladım. Yoksa 3 gün oruç tutmam lazım yeminime mukabil. Vay be, elhamdülillah ya. Bizi ne kadar korkutmuşlar ya. Para toplayacaklar, cehennemle korkutuyorlar. Namaz kıldıracaklar, cehennemle korkutuyorlar. Allah'a tehdit unsuru yaptılar ya. Nasıl bir şeyse. Maalesef ya, Allah sevdirenler az rastlamışım ben ömrümde ya. Ondandır ki benim ruhumda da hep böyle sevdirmek var. Bana dedi ki, hapishanede bir seni ziyaret etti bir alemi. Ya senin sohbetlerin hiç cehennem yok dedi ya. Niye dedi? Böyle. Dedim ki, yemekte lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen koyuyorsun. Ben de diğer malzemeleri koyayım. Ne yapayım ya? Ya ben bıktım ya. Kürsülere hitap eden insanım ha. Camilerde bakmayın. Şöyle yani buradan orayı tenkit etmiyorum. Ya kardeşim, para topluyor tehdit. Lan cehennem var. Namaz kılacak tehdit. Ya bir sevdir ya. Bir Allah sevdir ya. Cumhuriyet savcısı yerine koydun ya. Allah tövbe estağfurullah. Ya ceza kesen gibi. Böyle bir insanı tanımla ya. Ama tabii belki de haklı. Elinde Risale'yi buluyor. Yok ki Risale. Nerede bir tehdit var burada? Ben mi göremedim? 30 sene, 35 senede ben okuyorum. Nerede tehdit var? Cehennemin vücudunu ispat ettiği yer var. Tehdit yok. Bizden çocuğa Allah'ı seviyor musun? Yok. Peygamber'i çok seviyorum. Ya Allah'ı nesin? Allah yakar. Ya. Ne konuda şey etmişler falan. Hep öyle. Oğlum. Kızım, ekmeği dolaşarak yeme, Allah seni yakar. Öyle diyeceğine, kızım oturarak yemek ye, Allah seni cennete koyardı. Aynı şey. Oturarak yemek ye, yavrum seni cennete koyar. Ayakta dolaşma, yiyerek dolaşma, Allah seni cennete yakar. Hep olumsuz, nerede varsa. Çünkü de malzeme yok ki. Bak, ruh, ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız manaya bakar. Söz ola, baş alır. Değil mi? Söz ola, baş verir yani. Fedakarlık yaptırır. Hem baş alır hem baş verir. Söz. Yani söz nereye dayanıyormuş? Manaya. Yani ağızdan böyle ses tellerinden çıkan oksijen falan değil bu. Onun için de duygulanmıyor muyuz? Bir sana bir dersin geliyor bir sohbet. Biraz önce dediğim gibi anladım. Ses değil. Çünkü sesin içinde, ahirette gezdim. Şu anda vesveseden, şeytandan bahsettik. Size gözükmeyen kelamım gelmiyor mu? Ama nerelerde dolaştık? Sen zannediyorsun, yüzünü bana çevirmişsin. Beni dinlediğini zannediyorsun. Oysa ben ipuçları vererek seni içerine götürüp içeride dolaşıyorsun. Onun için huzur alıyorsun. Huzur dışarıda yok. Huzur batını uyandırmakta var. Huzur sende, dışarıda satılmıyor. Allah Allah. Ona göre nurlanır. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Nasıl öpmeyeyim? Kara kaplı insanların uzantısı olan elini öptürüyorlar din namına. Rüyalarla din. Hadi bakalım kim rüya gördü? Herkes anlat. Aa, din. Şuraya bak. Sonsuz şükürler olsun. Arkadaşlar, kıymetini bilelim ki Cenab-ı Hak elimizden almaz. Risale-i kıymetini bilmek lazım. Ben mihrapta Şeyh Efendi namaz kıldıktan sonra müritlerinin yerde sürünüp 4 ayakta gidip elini ayağını öptüğünü biliyorum. Ayağını görmedim, yalan demeyeyim. Süründü. Geldi burasını öptü. O da kafasını öptü, gitti. Sürüne. Ne sünnette var, ne cevap. Ne mecbursun. Şeyh dedi, tamam kurtardın, bitti. Cennette oldu, gitti. Yani Allah muhafaza yani din adına ne kadar karar. Mesela moralı bozuk hocam. Ben kürsüye çıkan insanım, gene söylüyorum. Moralı bozuk kürsüye bir çıkıyor, ya karısına kafayı taktı ya kızına bir şey. Ooo cuma vaazı ver yansın var ya, cehennemde gidecek yerimiz kalmadı hep daha. Ondan sonra bir gün de moralı çok güzel yani. Oh evde çok iyi davranıyor. Ooo bizi cennete koyacak yeri yok. Adamın ağzının psikolojisine kalmış bizim dinimiz. Psikolojisi bozuk,
bize artık olumsuz cehennemlikler. Psikolojisi güzellikler. Lan bizim din anlayışımız bu adamın psikolojisine mi endeksti ya? Niye kitap okumuyoruz? Niye risale okumuyoruz? Niye tasma taktırıyoruz? Niye kendimizi işgal ettiriyoruz? İlim bile sizi esir eder. İlimi ruha alıp istidat onu genişletir. İlim güneş gibidir. Çekirdeğe girer, çekirdeği ağaç yapar. İlim bile mahkum olursan, ilim ile sen terak etmesen, ilim bile seni esir ediyor. İlim ya, seni köleleştirir o da. Ondandır zaten, bir şey öğrenmiş, klasik bir ilime, onun dışında din yok zannediyor, onu bunu tenkit ediyor musun sen? Ehli ilime söyledim bunu, çok ciddi bir tespittir. İlim bile bizi köleleştirir. Batın ilme geçirmedikçe, o ilmi kullanıp aşmadıkça kendini vücut rengini vermeyeceksin demek istiyorum. Kendine vücut rengini vermemek için bu ilmi kullanacaksın. Eğer ilme mahkum olursan kendine vücut rengini verirsin. Enaniyet oluyor. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alem-i şehadet dahi bir cesettir. Bir lafızdır. Bir surettir. Alem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır. Ona bakar güzelleşir. Yoksa ahireti dünyadan çekerseniz dünya hiçbir şey değil. Koful. Hiçbir şey değil. Ruh cesetten çekildiği gibi. Ruh cesetten çekildiği gibi. Mana kelamdan çekildiği gibi. Efendim esma suretten çekildiği gibi. Dünyadan da bak bir de okuyayım. Aynen bu. Bir de okuyacağım. Nasıl ki ceset ruha dayanır. Tamam mı? Ve bunu okuyup keseceğim ha. Ona göre dinleyin. Ceset ruha dayanır. Ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız, manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret, hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen bunun gibi. Örnek bitti. Aynen öyle de. Bu maddi ve cismani olan alem-i şehadet dahi bir cesettir. Ceset ruh ilişkisi gibi düşünün. Alem-i şehadet bir lafızdır. Lafız mana ilişkisini düşünün. Bir surettir. Suret hakikate istinad ederdi. Böyle düşünün. Alem-i şehadetle şu dünya ile ahiret ilişkisini dünyada ahiretin üzerine nedir? Bir cesettir. Bir lafızdır. Bir surettir. Alem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar güzelleşir. Yani benim simam, ruhtaki hassalarım, ruhtaki özelliklerim dışa vuruşu gibi. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Yani... Mesela adama baktığın zaman böyle nuranilik var, içi zulümle değil. Adam gayet etmiş. Hatta madde hastalıkları dedim yani. Eski doktorlar bakar mısın adam, tamam senin şunu var demiş. Tahsitolu abi miydi? Yok şey, Tahsitolu diyorum. Senin kendi doktor var ya usta. Ali Santolu abi mi? Doktor. Evet. Ha. Mesela bakarmış böyle. Ben bilmiyorum, öyle anlatıyorlardı. Şöyle bakarmış, senin kanda şu madde eksik dermiş. Yani ecdatlar buna kitaplar yazmışlar. Burnu şöyle olan, suratı böyle olan, kafası böyle olan, siyah olan, beyaz olan, bak beyaz olan, boyun uzun, kısa vesaire. Hepsini göstermişler. Niçin? Psikolojik değil. Yani ben bu zaafım var, bu eksikliğim var, bunu tamamlayayım. Ve hakikatları ise Esma-i İlahiye'den feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Demek ki bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise Esma-i İlahiye'den feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir.
ve bu hakikat Risale-i Nur'da kat'i ispat edilmiştir. Evet, bu kadar. Bu mevzuyla alakalı, yani şurası biraz daha açılsa, şunu da merak ettim, şurayı bir anlayamadım diyen varsa, herhangi bu mevzunun içinde mevzuyla alakalı var mı sorusu olan? Yok. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selavât. Geçer namaz mı? Çay.